Herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Geçen bölümde draft oynamıştık. İkinci maçta maalesef yenilmiştik. Ben de sizlere bir soru sormuştum. Bu FP ile ne yapalım diye. Çoğunuz paket açın demişsiniz. Mantıklı. Ben şimdi bu bölümde paket açacağım. Zaten Once to Watch paketimiz var. Bizim bir tane Once to Watch oyuncumuz var Ultimate sürümü aldığımız için. Diğer kalan FP ile de paket açacağım ama draftta bir 3 tane falan yani 900 FP falan ayırmayı düşünüyorum. Geri kalanla paket açacağım. Zaten şu anda promosyon paketleri var. Bitmesine de bir 40 dakika var. 5 tane premium altın oyuncu paketi var. Onları açacağım. Ondan sonra da normal premium altın paketiyle devam ederiz ya da promosyon gelirse onları açarız. Şimdi videoya geçelim. Yani aslında draft oynamak daha mantıklı. Hem oyuna alışıyoruz, gameplay'e alışıyoruz. O bakımdan daha mantıklı. Hem paket geri dönüşü olarak da mantıklı. Yani ikinci maçta falan kaybetsek bile 2-3 tane paket alıyoruz. Oyuncu paketleri oluyor genelde. Yani altın paketi falan da alıyoruz kötü ama. Bilmiyorum biraz sıkıcı geldi bana. Yani belki offline oynayabilirdim ama onu da niye offline oynayayım? Hani sizler de görün diye çekerdim videoya ama. Bakalım bir de şansımızı pakette deneyelim. Hiç denemedik. Bu arada Andre Silva gelmiş. Bir tane görev istiyor. Orta orta 1.85. Çok çok iyi durmuyor çeviklik denge bakımından. Çünkü bu oyun yani FIFA 22 yine çeviklik denge istiyor. Aslında geçen seneye göre o kadar önemli değil gibi ama yine de artık bizde şey kalmış o tik kalmış. Biz de o çeviklik dengeyi göremezsek rahat edemiyoruz. Paketleri bir yandan niye açmak istiyorum? Gerçi drafttan da oyuncu gelecek ama bunları bitireceğim. Bunları da bitirmem lazım. Daha bunlar duruyor ya. Bunları yaptık mı bence güzel bir paraya ulaşacağız. Maalesef yani elimde oyuncu olmadığı için ve bunların da çoğu loyalty istediği için şu anda yapamıyoruz. Büyük karşılaşmalar gelmiş yine. Bunlar iyi paketler veriyordur. Satılabilir de veriyor. Güzel. Bilmiyorum, belki paketlerden sonra yapabiliriz. Başka ne var? Şurada Once to Watch'lar geldi. Zaten biliyoruz. Bizim de bir tane Once to Watch paketimiz var. Yıl boyunca Team of the Week ve Man of the Match seçilmelerine bağlı olarak yükselecek. Zaten biliyorduk. Man of the Match'te de yükseliyor muydu ya? Team of the Week'te yükseliyordu onu biliyoruz da. Ayrıca takımları 1 Ekim'den itibaren sıradaki 10 yerel lig maçından 5 tanesini kazanırsa tek seferlik artı 1 formda yükseltmesi almaya hak kazanacaklar. Yani 1 Ekim'den itibaren mesela Manchester United 1 Ekim'den itibaren 10 maç içinde 5 tanesini kazanırsa artı 1 de yükseltme alacak Ronaldo ekstradan. Yani inform aldı diyelim 92 oldu. Bir de o 10 maçtan 5'ini kazandılar. Anladığım kadarıyla 93 olacak. Güzel. Tabii ki burada yani City, işte Real, Manchester'daki kartlar, oradaki oyuncular gayet avantajlı. Ne yapalım? Şimdi biz paketlere geçelim. Ben kendi paketimi en son açacağım. Siz de yorumlara yazın abi. Ne açtınız? Ben paketlerinizden ne açtığınızı merak ediyorum. O oyunculara da bakabiliyor muyuz ya? Bu birinci takımdı, değil mi? Camavinga bu arada görevlere mi gelmiş? Görevlere Camavinga gelmiş. Ona da bakalım. Bu takıma nereden bakıyorduk biz? Buradan mıydı? Yayınlanan öğelerden bakıyorduk. Aynen. Bu birinci takım. Ronaldo, Varane, Hakimi gayet iyi. Alaba, Grealish, Upamecano da çok iyi. Malen, Bergwijn, Dumfries, Saul ve Locatelli. Locatelli yani hızı kötü. Dumfries yani idare eder. Yani buradaki tabi istediğimiz kartlar Hakimi olur. Hakimi de nasıl bağlayacağız? Messi lazım ona bir tane. Varane, Ronaldo tabii ki. Alaba da olabilir. Benim İspanya kadrom var şu anda. Upamecano da olabilir. Bir anda Almanya'ya dönebiliriz. Mesela Malen'in çok pahalı olacağını düşünmüyorum ben ya. Malen'e bir bakalım. Ondan önce şu görevlere bir bakalım. Evet, dikkat çeken Camavinga. Bunu yapabiliriz bu arada. Kaç günü var? 11 günü var. Bununla alakalı bir tane kadro vardı. Hepsini yapabiliyorduk galiba tek bir kadroyla. 12 maçta La Liga oyuncularıyla gol at. Atarız. Yeni bağlılıkta Premier Lig oyuncularıyla 10 gol at. Tamam, onu da yaparız. Lig 1 oyuncularıyla ortalarla 5 asist yap. Bunu evet tek bir şeyle yapabiliyorduk. Zaten büyük bir ihtimal yardımcı oluyorlardır ya. Öyle bir sistem vardır. Yeni bağlılık da neymiş? Onu ilk defa gördüm. Biz şimdi paketlerimize geçelim. Evet, bizim dikkat çekenler oyuncu paketimiz burada. Ön sipariş. Tamam, bunu daha sonra açacağız. Bu ne abi? Mirai Meka. Ne bu? Ha,
Saçma sapan şeyler, tamam. Hiç gereksiz şeyler. Yani bunlara da para veren var mı acaba ya? Dedi ve şunu almadık mı? Bunu almadık mı abi? Uzay mekiği şeyi gibi. Kostümü gibi. Tamam, biz buradan çıkalım. Zaten azıcık bir FP'miz var. Onu bari paketlere harcayalım. Ben şunu açmak istiyorum ya. Premium altın oyuncu paketi. 36 dakikası kaldı zaten. 5 tane açsak 1750 oluyor. Abi aç 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 aç, hiç düşünmeyeceksin. Ya. Bu gibi durumlarda hiç düşünmeyeceksin. Direkt yapıştıracaksın. Buradan bir tane de Once the Watch çıkaracaksın. Keyfine bakacaksın ha. Evet, board'la başladık. Sol orta sağa Gosens. Güzel. Dediğim gibi bakın, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Para kasmak isteyen arkadaşlar. Bak abi, bunun fiyatı kaç? 2860 mı? Yok, 1500. Ya var ya, bak alın depolayın abi. Alman İtalya liginden. Bak, tertemiz kart. Bunlar yükselecek. 83-84'ler hiçbir zaman riskli yatırımlar değil. Bunları alın abi. Ben başka bir şey demiyorum. Aynı zamanda mesela kim? Kane. 20-20K falandı ya, geçen gün gördüm. Ya çok ucuz. Mesela kim var başka? 87'ler falan 9-10K'ya gidiyor. Bunlar var ya. Yani şimdi artmasa bile gerçekten bir SPC geldiğinde, iyi bir oyuncu SPC geldiğinde artacak. Bunları alın. Benim şu anda kadrom hazır olsa, param olsa alırım ya. Yine board. Meksika, Xalatganat, Vela. Vela da gayet istikrarlı bir şekilde her sene 83-84 gidiyor. Rodrigo geldi. Haydi bunu da açtık. Yanlışlıkla parayla açarım, yemin ediyorum aklım gider. Zaten 32K paramız var. Bir walkout almayacağız değil mi? Brezilya, Meo, Arthur. 83'e board açtık ama o bakımdan fena değil de, bir walkout alsaydık iyi olurdu. Abi herkes neler çıkarıyor yemin ediyorum, yani Mbappeler, Ronaldolar havada uçuşuyor. Bir de bize bak. Ama tabii adamlar 200 FP ile açıyor. O zaman normal. Hadi bir walkout, hadi. 2500 FP'miz kaldı. Yine board. Ulan board bari güzel bir şey gel. Sane güzel. Sane sağ orta sağ mı oldu? Arkası 83, gayet iyi. Sane ne kadar? Bak 84'ün fiyatı. Bak bu pahalı. Bu pahalı. Sane çünkü meta bir kart. O yüzden. Ama mesela şimdi bakalım hemen. Bir 84'lük bir dandik bir oyuncu. Kim var? Şimdi bakacağım. Bak şimdi Footbin'den baktım. Orayı da kullanın zaten. Footbin gerçekten güzel bir site. Orada sol yukarıda şeyin SPC'nin simgesi var. Ona bastığınız zaman ratingine göre ucuz oyuncuları sırala diye bir seçenek var. İngilizce cheapest players by rating olması lazım. Aynen. Orada baktım mesela, şu anda Savic. Savic 84 olmuş. Çıktı mı? Çıktı. Aynen. Bu adam 1.2K abi. Bak ah. Almazsam adam değil. Ah, aldım. Gözünüzün önünde de aldım. Bunu atıyorum kulübe. Mesela bunu stoklayabilirsiniz. Ya 84. Ya Savic olmasın mesela. Başka uyruğu iyi olan biri. Mesela Luis Alberto. Ya size bak, burada canlı canlı şey, rehber gösteriyorum ya. Nerede Luis Alberto? Ah. İspanyol şeyden. Bak alamadım bile. Burada hemen kare yuvarlak yapıyorsunuz. Bir tane daha geliyor. Hop aldınız. 1300'e. Tertemiz para. İtalya'dan İspanya. Bunlar gerçekten size zarar ettirmez. Bunlar bir SPC geldiğinde, yani bir SPC geldiğinde mesela 85 rating istediğinde en çok kullanılanlar 84 ratingli oyuncular. Yani daha düşük koyamıyorsunuz zaten. 80 koydunuz mu çok yüksek koymanız lazım diğerlerini. Bunları atlamayın abi. Yani ben gerçekten bak aldım, size de gösterdim. Benim param olsa ben bunlara verirdim. Hatta daha üstlerine ya, 90 ratinglere falan verirdim. Yani mesela yüksek ratinglerden, mesela 90 ratinglerden Kane, Ter Stegen, Neuer 20K ya, 20K abi. Yani bunların 60-70 olmaması için hiçbir neden yok. İyi bir SPC geldiğinde. Son paket. Hadi walkout. Walkout hadi hadi. Sen de istedin hadi. Board. 5 tane board açtık ya. 5 tane board. 3.83, 2 tane 84 galiba. Ne kadar? Ah, yine güzel. Bunlar kalacak abi, bunlar kalacak. Bunu da gönder. Şimdi ne kadarımız var? Evet, bitti. Tamam, devam. Devam.
Biraz altın paketi açalım. Bir şunu da açmak istedim ya. Bu burada tek kaldı ya, üzüldüm. Hadi bir walkout versene ya. Oğlum walkout görelim ya. Hiçbir şey göremedik. Fabian. Bunları da gönderdik. Şimdi altın paketi devam. Yani 3 tane draftlık bırakmak istiyorum. Ya da 2 tane bırakırım, bilemedim. Gerçi birazdan şey de gelecek ama 29 dakika zaten bitirdik. Yani fazla bir şey açamayız. Bir ön izlemeyi açalım. Ön izlemeden belki bir Once to Watch gelir. Aynen geldi. Brezilya, Sandro Faure, Richarlison. Ne kadar? Richarlison çok pahalı değildir artık. Bunlar geçen sene pahalıydı. PP'den falan dolayı aynen. 1500. Bak gerçekten bu sene kadro kurmak çok kolay ya. Şunların artık market şeyini bir düzeltseler de ona göre görsek. Bunlardan bir tanesi para ediyor. Neyse kalsın, ben ona bakarım sonra alırım. Hadi millet bunlardan neler çıkardı hadi. Hadi biz de çıkaralım. Evet, bundan bir şey gelmiyor. Kim bu? Palinya. O defans fizik ne öyle ya? Maşallah. Yine açıyoruz. Haydi. Evet, yine bir şey yok. Arjantin Meo. Bu adamı... Kim bu? Martinez. Hangi takım o ya? Arjantin Ligi mi? Yok. Suudi Arabistan. Hadi bir walkout. Bir Mbappe falan. Neymar'ımız yok mu abi? Hadi geçen sene çıkardık ya. Bir Neymar çıkaralım. Brezilya ama olmaz. Bak. Beşiktaşlı kardeşlerime gelsin. Kral oynamıyor ama oynasa fena adam ya. Gerçekten. Ligimizdeki nadir yetenekli oyunculardan biri. Evet. Hadi. Kaçta bırakacağız dedik? 900'de. Bir tane daha açacağız. Sonra bir tane daha açacağız. Evet. Hiçbir şey alamıyoruz. Santrafor Weghorst geldi. Evet, hepsi zaten sözleşmelere denk gelmiş. Ya bunlarla artık şey yaparız. Kalan FP ile de draft oynarız. Bir de oradan deneriz. Bir tane daha açacağız. Tamam, güzel. Bort güzel. Bort iyidir. Diego Aspas 84. Güzel. Yani çok kötü bir paket açılışı olmadı ama Volka... Kurtardı, kurtardı. Güzel. Bu kurtardı. Gerçekten bu kurtardı. Bunu hemen satalım, bu düşer. Bu çok çabuk düşer abi. Bunu hemen satalım. Son paketimizi de açalım. Güzel, 2.84 iyi. Bu hesap ne diyorsunuz? Biraz şanslı gibi değil mi? Yani öncekine göre çok şey değil. Hatta kulübün ismini de değiştireceğim birazdan. Ya da değiştirmeyeyim. Kulüp isim önerisi alayım abi. Ben kulüp ismi önerisi gerçekten almak istiyorum. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Beni az çok izlediniz. Ne gibi bir şey yakışır? Yani benimle alakalı olsun tabii. Öyle saçma sapan isimler olmasın. Yani sizlerin de bu kulüp isminde bir katkısı olsun. Güzel bir şey ayarlayın bana, onu yapayım. Şimdi bizim paketimiz. Ne var? Once to Watch'ları görebiliyor muyuz biz? Şöyle görürüz hemen. Kadromuzu zaten biliyorsunuz. Bu arada Rivals oynamamız lazım. Bir dakika, bir dakika. Şey ne zaman başlıyor? Abi FUT Champions ne zaman başlıyor? FUT Champions finallerinin başlamasına kalan süre 5 gün 14 saat. Bu hafta VL mi var? Şaka yapıyorsun. Oğlum ben daha şeye katılmadım. Oy, benim kasmam lazım bunu. Draft'ı falan boş ver. Ay bu olmadı ya. 5 gün 14 saat diyor lan. Daha biz şey yapacağız. 1500 puanı toplayacağız. Bir de şey yapacağız. Playoff'ları geçeceğiz. Hadi bakalım. Acil acil draft oynamam lazım. Bu videodan sonra direkt draft'a giriyorum. Şey draft diyorum hala ya. Rivals. Şu Once to Watch'lara bir bakalım. Abi ben öbür hafta başlıyor sanıyorum VL. Hani cuma çıktı. Zaten bu hafta olması imkansız. Ulan bir öbür hafta yapın da millet bir kadro kursun ya. Daha bizim kadromuz yok. Konsept oyuncuları açık yapıyoruz. Buradan Once to Watch'ları seçtik. Evet. Şeyler bunlar. Ha, şu anda... Ama yok şey başka şeyler de vardı ya değil mi? Bizim pakette onlar olacak herhalde. Tamam biz açalım bakalım. Biz açalım. Zaten çok iyi bir şey geleceğini sanmıyorum ama hiç de belli olmaz. Evet açtık. Haydi bakalım. Ne geliyor?
Hollanda Berguis. Kötü, kötü, kötü. Kötü geldi yani, istediğim değil. Maalesef istediğim değil. Yani iyi bir oyuncu olabilir mi? Bayağı iyi özellikleri var. Beceri hareketi 4, orta orta. Çok sevdiğim tarzda bir oyuncu değil gibi ama belli olmaz. Belki üst üste 10 tane inform alırsa işe yarar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.